Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur İnegöl'de etkili oldu. Dakikalar sonra birçok sokak ve cadde adeta göle döndü. Şiddetli yağan yağmurla birlikte birçok ev ve iş yerini de su bastı. Yani her sene bu eziyeti çekiyoruz kardeşim, her sene. Yani buranın kazılması lazım, Kürtlerin değişmesi lazım ama belediye sağ olsun yarın bak gönderecek de için gelecekler vidancörle hemen bir tuz çekler, tamam bitti, oldu bitti. Bir daha yağmur yağdı ve gene aynı eziyet. Ya. Kemalpaşa Mahallesi Şark Sokak'ta biriken su adeta sokağı göle çevirdi. Şimdi, tamam benim evim belki yan tarafta yüksek, büyük temelli bir şey olmuyor ama eski evler... Mahalle sakinleri her yıl aynı sorunu yaşadıklarını dile getirerek yetkililerden çözüm istedi. Evet, her yıl olduğu gibi yine bu senede Nisan yağmurlarında yine aynı afeti, aynı felaketi yaşıyoruz. Sevgili yetkililer, biz yıllardan beri sesimizi size duyurmaya çalışıyoruz ama bir türlü duyuramıyoruz. Yani bunu haber kanalları olsun, sosyal medyada olsun sürekli paylaşıyorum ama bir türlü ilgilenilmiyor. Sizden ricam şudur, buradaki kaç tane aile her yağmur yağdığında bu mağduriyeti yaşıyor. Gördüğünüz gibi burası çukur bir vaziyette. Yetkililerin gelip burayı kazıp buradaki kanalizasyon borularını değiştirmesi gerekiyor. Ben bunu her seferinde ifade ettim ama anlamıyorlar. Büyük bir inatla anlamıyorlar. Kardeşim yarın sabah yine gelecekler, burada vidanjörle su tutacaklar ve işi olduğu bittiye getirip olayı kapatacaklar. Ama artık yeter. Bakın yerel seçimler de geliyor şimdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi de geliyor. İnan olsun buradan kimseden hiçbir şey alamayacaklar. Bu evin sahipleri 75 yaşında karı koca. Ve ben 2 saattir bu evden su boşaltmaya çalışıyorum. Yani belediye başkanının inşallah evini su basar. Ne diyeyim artık. Aynı sıkıntıyı yaşasın ki ondan sonra belki bizi anlar. Söyleyeceklerim bu kadar.